Köpekler, oyuncunun köpeklere zorluyorlar oyunu. Küçük dayı maşallah. Dayı bir türlü kilo almıyor ya. Boy çok zayıf. Parazitten yapıyoruz ama bakın karalar bayağı kilolu. Dayı hiç kilo almıyor. Niye bilmiyorum. Dayıya bir kilo aldıramadık. Parazit şeyini değiştirmem lazım. Aynı şekilde bu inik de. Bu inik geldiğinde bu bundan büyüktü kara inik. Şimdi bu ufak olan büyüğü geçmiş. Yani bu normal bir şey değil yani. Geçmesi. Bu inikte de parazit olabilir. Parazit başlığını şey yapacağım. Değiştireceğim. Maşallah bu denizden gelen Tyson torunu da hayvanları gelecek herhalde. Eşi öldü ama inşallah bunu büyütebiliriz ya. Gel. Keyifli ki. Maşallah aklınızı eksik etme arkadaşlar. Yani karalan birini verebilirim. İsteyen ne varsa Instagram hesabından ulaşabilir. Bu videonun da yorumlar kısmına Instagram hesabımı bırakacağım. Arkadaşlar köpekler çok.
Bundan birazcık azaltma yapmam lazım. 3 tane dişi çok az bana. Birini sahiplendireceğim. İsteyen varsa Instagram hesabından bana ulaşsın. Karadan birini vereceğiz. Alan kişi de pişman olmaz. Adama karşı, ne bileyim, sürüye karşı çok iyiler karalar. Çok güzel süreyiyorlar. Köpek çok. Şu anlık kadro baya baya yerine oturdu yani. Şu anki inikleri güdebilirsem gerçekten seneye bomba gibi gelecekler. Ama çok köpekten de girmeye gerek yok. Şu an bile köpekler baya duman falan büyüyünce bozun yavruları falan da büyüdü artık. Mazluma, paşaya destek vermeye başladılar. Yarın bir gün başımız ağrır. Karalar çok edepsizler. Uçana kaçana. Yarın bir gün avcısı gelir, şeyi gelir. Bizim buralar sıkıntılı bölgeler. Bunun için karalan birini vereceğiz. Ulaşmak isteyen varsa ulaşsın yani. Bu karalan birini vereceğiz. Dişi arkadaşlar. Onu da bu videoda söyleyen. Dişi hayvan akarası isteyen varsa orijinal. Bana Instagram hesabından ulaşsın arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Bol bol yorum yapalım arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. Ay maşallah şu karalara bak ya. Bu inikler efsane olacaklar ya. Bir büyütebilirsem var ya. Şu karalardan, şu erkeklerden özellikle çok umutluyum. Kuyruk, muyruk, kafa yapısı falan. Hem çok da güzel kalın bir inik olacaklar. Hayvana çok meraklılar. Özellikle şu yan kuyruk olan çok güzel inik olacak. İleri doğru inşallah güzel üretimler yaparız. Evet, hasta olan inimiz hayvanlarda. Geçenki videomuzda gelmemişti ama artık geliyor herhalde. Gel. Lim. Karalar nasıl keyifleri yerinde? Bak dayı, yani hepsi aynı yerden yani, ayrıldığı şey yok. Mamayı da aynı yerden yiyor. Ondan sonra cuma ekmeği de aynı yerden yiyor ama zayıf. Parazitten de yapıyoruz ama niye bilmiyorum. Bir şey var herhalde bu inikte ya. Bakalım, bunu şey yapmaya çalışacağız. İşte bu karalan birini vereceğiz. İsteyen varsa tekrardan söyleyeyim, iletişime geçsin. Alan pişman olmaz yani. Kızım. Haydi bakalım. Neredeymiş o? Tamam hadi. Tamam hadi. Tamam. Haydi. Ay bunlar fırtına bunlar ya. Haydi, koşamıyorlar bunlar. Koşamıyorsunuz mu abi? Bu yine çok çok geriledi ya. Bir köpek hasta oldu. Bundan bu yana hiç düzelmiyor. Ayakları falan yamuk gibi öyle. İskeleti şekli şemayla aynı paşa gibi olacak. Arkadaşlar bunlar sondan aldığımız inikler bunlar. Bu da işte dişi inik. Bakın hemen hemen sondan aldığımız ufak inikler 3 aylık falanlar. Yani dişilere yetişmişler yani. Videolarda köpekler ufak gözüküyor ama bayağı yani erkek inikler bayağı büyüyecekler. Yani güzel bir şey olacaklar. Bunlar fazla büyümeyecek ama erkekler bayağı babayiğit bir şey olacaklar. Babam şu ineğin kuyruğunu az bir şey kesmiş. Zayıf olduğu için. Biraz zayıf. Niye bilmiyorum. Parazitlerini yaptıydım ama hep aynı paraziti yaptığım için belki bağışıklık kazanmış olabilirler. Şimdi parazitlerini değiştireceğim. Farklı bir parazit daha uygulayacağım. Bakalım inşallah. Küle aldırız. Bakın şuna bakın maşallah. Kilosu minosu gayet yerinde. Şu yana kıvıran da öyle ama şu kuyruk kıvırmayan biraz zayıf. Ona bir çare bulacağız. Hayvana çok meraklı. İnşallah sağ salim büyütebiliriz. Başlarını vurduk. Parazitlerini uyguladık. Tekrar uygulayacağız. Ankara'nın haymana karası köpekleri. Ankara tarafının meşhur köpekleri bunlar. Kafaya bakın. Kafa böyle sivri gelmiyor. Kafa küt şekilde geliyor. Hani koca kafalı olacaklar.
Teyit temassız. İneğe bakın arkadaşlar, ne kadar kalın ama zayıf olduğu için hiç hayvan kendini göstermiyor. İskeleti aynı paşa. Normalde bu beyaz inik şu siyahlardan büyük ama aslında bunun anne babası da çok büyük ama hastalıktan atlattığı için böyle zayıfladı. Biraz kilosunu kaybetti. Dayıya bir an önce vitamin takviyesi yapman lazım ya. Çok zayıf ya. Bu kadar zayıf olması normal bir şey değil ya. Mesela bak, karalar ne biçim maşallah kiloları yerinde. Dayı çok zayıf. Hani hepsi aynı yerden mamasını, ne bileyim sütünü, peynir alt suyunu içiyor ama bu nedense çok zayıf. Ha, hasta değil. Büyük ihtimalle içinde var bir sıkıntı. Zaten gelişim falan pek iyi değil yani. Böyle ince büyüyor. Hani şöyle baktığın zaman sokak köpeği dersin. Ama anası babası çok sağlam köpekler. Sen niye benim peşimde geziyorsun abi? Ha? Senin kuyruğunu kesmiş babam. Sizin kulaklığa gidecek, bak ben size söyleyeyim. Sizin kulaklığa bu ara gidecek. Bu ara alacağız kulaklar. Havalar o kadar aşırı soğuk değil, yağış da yok. Bir an önce almak lazım. Hatta yarın sabah babamdan güzel bir operasyon yapıp bundan kulaklığını normal bir şekilde kesmeyi düşünüyoruz. Ne buldun lan? Tam kardeşiyle ne yapacak lan? Boğuşma lan. İnik hayvanı her zaman için çok şey oluyor. Sevimli öyle bak ya. Oynan bakalım hadi. Her zaman kardeş işte arkadaşlar. Kardeş onun için diyorum ben. Her şeyde kardeş mesela bak. Bu kardeşe hiç ayrılmıyorlar. Bak Tyson yavrunun kardeşi öldü, tek geziyor. Dayının kardeşi yok, tek geziyor. Kendi kafasına göre. Her zaman için kardeş köpek sürüde daha iş yapar. Daha güzel iş yapar. Bakalım Mazlum'u çoğalacağız. Gelecek mi? Mazlum! 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 Mazlum gel! Koş! Ay Mazlum vay. Unutmadın mı sen beni? Ha Mazlum. Ha? Ne yaptın bakalım be? Şş. Mazlum. Mazlum. Mazlum unutmamış bizi. Pelet istiyor. Ne oldu? Peşimden mi geliyor? Yok ki oğlum, ne verem yok. Pelet yok. Nasıl oynaya bak bak. Evet. Nasıl hoşlarına gidiyor. Vay inek herif vay, bak bak bak. Kaç kara kaç. Eyvah tuttu la. Eyvah. Dumaya baksana, sanki sanırsın ufacık inik. Duman döver maşını ha. Duman gerçek şey yapıyor. Oyun yapıyor ama oyunu gerçekten böyle ısırarak şey yapıyor. Gel. Hadi, hadi.
bırak beni. Hey! İnek! Seni yaşadın mı o? Koca ayo. Ne yapıyorlar oğlum sana? Şşş! Çocuk adam. Kerata ya. Ah ama vazgeçmiyor, oynayacak mı şunlarla? Kaç oğlum kaç. Geliyorlar. Üç aylık da ama yani 6 aylık inekler kadar da maşallah. Gelişimleri çok güzel. Babaları çok güzel. Babaları efsane bir köpek ya. Şu erkek yavruların babaları. Çok güzel bir köpek. Bak Duma döver mi seni ha? Seni yaşadın mı? Ama böyle oynamaları güzel bir şey yani. İlla orada birbirlerine çok sadık olurlar. Kardeş gibi yürürler. Ama bazen Duma şey yapıyor. İşi ciddiye alıyor bazen. Bakın mesela kara iniklerin bu ikisi burada, bu üç kardeşlerin dişiyle. Mesela bak şu alacı olan hiç. Nerede gözünü mesela, nerede gezdiğini bilemezsin. Öyle güzel hayvan takip ediyor ki. Böyle gezişi çok böyle şey. Nasıl diyeyim size? Çok geniş geziyor falan. Şişt. Şunun gezişi çok güzel ya. Bunun gezişini çok seviyorum ya. Buralara domuzlar sürmüşler bak. Şişt. Hayır lan. Bunlar domuzlar sürmüş. Domuzlar gelmiş. Domuz yok diyorduk. Bunlar bayağı sürmüşler. Şu karayın, şunun da şu alacanın da huyunu çok seviyorum. Hiç insanın yanına gelmiyor böyle. Hep böyle hayvanların yanında. Böyle gıyılarda, köşelerde geziyor. Hep böyle yani gezisi çok güzel. Hayvan güdümü falan muhteşem ya. Çok güzel hayvan güdüşü var. Bakın hiç bunlara hiç alakası yok. Sanki sanırsın büyük köpek. Oyuna gelmez. Kendi kafasına böyle gezer. Araziyi tarar. Böyle gezişi falan çok güzel hayvanlardı. Duman'a baksana, ufacık inekle oynuyor. Duman! Gel küçük gel. Lan! Soytarı. Gel bitik gel bitik 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 bitik. Tamam. Tamam. İnek herifler sizi. Yaratala. Bakın hiç insan yana gelmiyor. İşte aslında köpek bu işte. İnsan yanına gelmiyor. Hep böyle geniş geziyor. Hep böyle kıytılarda, köşelerde, dereli yerlere geziyor. Hep böyle canavarın geleceği yerlere geziyor. Aslında işte köpek böyle olacak. İnsanın peşinde gezmeyecek. Ne bileyim. Hep böyle canavarın geleceği, bileceği yerlere gezecek. Yani o huyu çok güzel. Ama sertlik olarak ötekiler daha sert. Yani şuradan şu ineğe vereceğim desem hangisini vereceğimi şaşırırım yani. Şu ineğin hayvan güdümü çok güzel. Alacanın. Şu kıvrağın sertliği çok sert. Öteki yan kuyruk olan insana çok saldırgan. Aşırı bir adamcılığı var. Yani üçünden birini vereceğiz ama ben bile tereddütlü kalıyorum acaba hangisini versem diye. Sizce arkadaşlar en sertim vereyim. En iyi hayvana bakanım vereyim. Ya da en adamcısı var. En çok insana saldırgan. Bunun vermeliyim. Yorumlar kısmında belirtin. Sizin de düşünceniz bizim için değerli. Yeah.